Merhabalar. Bu videomda size yazların vazgeçilmezi olan limonata yapımını göstereceğim. Yalnız bir limonatadan birazcık daha farklı malzemeler var içerisinde limondan başka. Portakal ve mandalina da ekliyorum ben. Daha güzel aroma oluyor. Burada gördüğünüz kadar 4 tane mandalina, 2 tane limon, 2 tane portakal ekleyebilirsiniz. Ya da işte arzuya göre içine başka meyveler de ekleyebilirsiniz. Ben şu anda elimdeki bu malzemeleri kullanarak yapacağım. Videoda da gördüğünüz gibi güzelce ne dilimliyoruz, ince ince dilimliyoruz. Çünkü bunları buzluğa atıp donduracağız. Daha güzel donması için ne kadar ince keserseniz, doğrarsanız o kadar iyi olur. Doğradığımız meyveleri bir kabın içerisine koyuyoruz. Bu kabı da buzluğa atacağız. Yaklaşık bir gün buzlukta bekletelim daha iyi donması için. Kırılmayacak, cam olmayacak şeylerin içerisine koyup muhafaza edip öyle buzluğa atarsanız daha iyi olur. Kırılmayacak kabın içerisine koyduğum meyveleri buzluğa koyuyorum. Bir gün sonra donmuş meyveleri buzluktan alıyorum. Buzluktan aldığım meyveleri doğrayacağımın içerisine güzelce yerleştiriyorum ve üzerine bir su bardağı şekeri ilave ediyorum. Blenderın içerisine koyduğum malzemeleri püre haline gelinceye kadar karıştırıyorum. İçerisinde büyük miktarda parçacıklar olmayacak. Söylediğim gibi püre haline gelinceye kadar bir güzel karıştırın. Bu şekilde olması sizin için yeterli. Derin bir tencereye karışımı yaptığımız meyveleri boşaltıyoruz. Tenceremin içerisinde litre çizelgesi olduğu için ben malzemelerime 4 litre kadar su ekleyeceğim. Siz meyveniz çoksa 5 litre, 6 litre su ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz meyveler az ise 1 litre, 2 litre su ekleyebilirsiniz. Karışımı bir güzel karıştırıyorum. Önceden eklediğim su az geldiği için 1 litre kadar daha su ekliyorum. Burada ocağın üstüne koyduğuma bakmayın. Bu karışımı kesinlikle pişirmeyeceksiniz. Aroması daha güzel olsun diye 2 tane mandalinayı sıkıp tencereye ilave ediyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatarak 2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenme işleminden sonra bir süzgeç yardımıyla başka bir tencerenin içerisine bekletmiş olduğumuz limonatayı aktarıyorum. Süzme işleminden sonra meyve suyunuzu dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Küçük oğlum Yiğit Ege meyve suyu içmeyi çok seviyor. Ben de onlara daha sağlıklı beslenmeleri için evde kendim hazırlıyorum. Ama büyük oğlum için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. O içmeyi hiç sevmiyor.